Herkese merhabalar sevgili sağlık asistanı okuyucuları ve dinleyicileri. Bugün sizlerle beraber korkularımızın geçmişine yolculuk edeceğiz. Korkular genlerle aktarılabilir mi sizce? Korku iç veya dış dünyanın sebep olduğu bir tehlike olasılığı veya birey tarafından tehlike olarak algılanıp yorumlanan herhangi bir durum karşısında yaşanan evrensel bir duygu olarak tanımlanabilir. Günlük hayatta birçok nesne ya da duruma karşı korku duyabiliriz. Bazılarımız yükseklikten korkarken bazılarımız karanlıktan hatta bazılarımız ne yazık ki iğneden korkabiliyor. Peki korku duyduğumuz nesne veya durumlar neye göre belirlenir? Nasıl ortaya çıkar? Korku duygusu herhangi bir uyaran oluşması durumunda sinir sisteminin oluşan uyarana karşı verdiği tepki olarak açığa çıkar. Bu uyaran işitsel, görsel ve koklama ile oluşabilir. Örneğin hastaneden korkan bir birey pentürdiyot kokladığında veya ambulans sesi duyduğunda aynı şekilde korkar. Bu durum korku koşullanması olarak adlandırılır. Hastaneye karşı herhangi bir deneyimi olmayan birey de hastaneden korkabilir mi sizce? Korku koşullanmasının genetik yollarla aktarılıp aktarılamayacağını araştıran Emory Üniversitesi'nden Dr. Brian ve Dr. Kerry Riesler, asetofenon adlı hoş kokulu bir madde üzerinden test ettiler. Science dergisinde yayımlanan bu deneyde ilk olarak erkek farelere asetofenon koklatıldı. Daha sonra asetofenon koklatılan farelerin patilerine orta şiddette elektrik sinyali verildi. Bu işlem birçok kez tekrarlandı. Bir süre sonra fareler asetofenon kokusunu duyduklarında bile elektrik sinyali verilmemiş olmasına rağmen sanki sinyal vermiş gibi korktular. Böylelikle asetofenon kokusuna karşı korku koşulanması oluştu. Birkaç hafta sonra bu fareler daha önce hiç karşılaşmamış oldukları dişi farelerle çiftleştirildi. Doğan yavru farelere asetofenon kokusu da dahil olmak üzere birkaç çeşit koku kokulatıldı ve yavru fareler tıpkı baba fareler gibi sadece asetofenon kokusundan korktular. Deney farklı fareler üzerinde de test edildi ve her seferinde aynı sonuca ulaşıldı. Böylelikle araştırmacılar korkuların genetik yollarla gelecek nesillere aktarılabileceğini deneysel olarak kanıtlamış oldu. İnsanoğlunda doğuştan gelen ve bundan dolayı da genetik olarak kabul edilen korkular nelerdir? Gelin hep beraber bir göz atalım. Mesela yükseklik korkusu Yükseklik korkusu için herhangi bir deneyime gerek olmamaktadır. Bu korkuya sahip bir insan 15 katlı bir binaya çıkmaya korkar korkarken yükseklik korkusu olmayan bir insan 15 katlı bir binanın duvarında bile yürüyebilir. Sonuç olarak yükseklik korkusu bulunan bir insanın genlerine bu korku çeşitli doğuştan kodlanmıştır. Tıpkı yükseklik gibi yüksek sesten korkmak için de herhangi bir deneyime gerek yoktur. Ani olarak oluşan bir durum olduğu için canlılarda direkt olarak korku duygusu açığa çıkar ve son olarak yılan korkusu da genlerimize kodlanmış bir korku türüdür. İnsanlar herhangi bir deneyime sahip olmadan da yılan korkusuna sahip olabilir. Sonuç olarak korku duygusu canlıların kendilerini tehlikede hissettiklerinde verdiği tepki olarak açığa çıkmaktadır ve genetik olarak gelecek nesillere aktarılır. Yükseklik korkusu, yılan korkusu, yüksek sesten korkma duygusu genlerimize doğuştan kodlanmış bazı korku türleridir. Sizce bu korkular bizlere atalarımızdan aktarılmış olabilir mi? Vahşi doğada yaşamamış olmamıza rağmen vahşi doğadan korkma sebebimiz genlerimiz olabilir mi? Ne dersiniz?